Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu elektrostatik olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT fizik, elektrostatik 1. adım testi olacak sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum kitabın. Bu liste linke tıkladığınızda arkadaşlar oynatma listesi şeklinde bahsettiğimiz kitabın TYT fiziğin arkadaşlar tamamını 3 adım TYT fiziğin tamamını konu anlatımını bulabilirsiniz. Özellikle elektrostatikle ilgili daha fazla video izlemek istiyorum, soru çözmek istiyorum derseniz 9. sınıfın arkadaşlar kazanım kavrama testleri, 4-4'lük konu pekiştirme testleri, tekrar testleri, çalışma soruları kitabı, çalışma defteri kitapları hepsini de arkadaşlar çözdüm ben sizler için ve oynatma listeleri hazırladım her biri için. Her birinin de ayrı ayrı oynatma listelerine bakabilirsiniz. Nerede bulacaksınız? Videonun açıklamalar kısmında. Bu videonun açıklamalar kısmında hepsinin kısa yol linklerini koydum. Matematikler de var arkadaşlar. Matematiklere de bakabilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Der ki, birbirine dokundurulan iki iletken yüklü kürenin son durumda nötr olabilmesi için yük işaretleri, yarı çapları, yük miktarları. Niceliklerinden hangileri başlangıçta kesinlikle aynı olmalıdır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu şöyle bir soru. Şimdi iki tane küremiz var. Yarı çaplarının ne olduğu çok önemli değil. Şöyle çok önemli değil. Yarı çaplarının oranlarıyla doğru orantılı değil mi? Yarı çaplarıyla doğru orantılı yükleri paylaşacaklar. Cüsselerine göre büyüğü büyüğü küçük küçüğünü. Ancak sonuçta nötr olabilmeleri demek arkadaşlar sıfır olacaklar. Bu durumda sevgili arkadaşlar ortamda şu iki yükün toplamlarının sıfır olması lazım. Bu şu demek aslında. Matematikte A ile B sayısının toplamları sıfır olacak ise söyle bana A ile B ne olabilir? Bu iki arkadaş sayı doğrusunda arkadaşlar sıfıra eşit mesafe uzaklıkta. Biri mesela 5, biri eksi 5. Biri eksi 1, diğeri artı 1. Ya da ikisi de sıfır olabilir değil mi? Sıfır sıfır olabilirler. 1, eksi 1 olabilirler. Eksi 5, artı 5 olabilirler. Şimdi aynen de öyle sevgili arkadaşlar. Bu iki kürenin yükleri toplamı arkadaşlar sıfır olması lazım. Dolayısıyla bu arkadaş artı 4Q ise bu arkadaş da eksi 4Q olmalı ki topladığında ne oluyor? Sıfır değil mi? Sıfır. Bu sıfırı paylaşacaklar. Sıfırı nasıl paylaşırsın? Sıfır sıfır. İstediğin kadar yarıçapı büyük olsun küçük olsun. Ya da sıfır sıfır. Yani nötr olmalıdır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla benim buradan çıkardığım netice şu. Yük miktarları eşit olmalı. Öğretmenim nasıl olur ya bu artı 4Q bu eksi Q bu artı bu eksi. Sevgili arkadaşlar yük miktarı demek artı eksisi değil. Bu arkadaşta da 4Q var. Bu arkadaşta da 4Q ancak bunda artı 4Q bunda eksi 4Q. Yük miktarları eşittir bunların. Mutlak değerine bakıyoruz bu durumda. Yarı çaplarının eşit olması aynı olması fark etmez arkadaşlar. İster farklı olsun ister aynı. Yük işaretleri zaten aynı olursa yandı keten elma. Zaten ortada eksi sıfır diye bir şey bulamazsın değil mi? Çarpı. Yük miktarları aynı olmalı. Sıfıra olan uzaklıkları. Matematikteki şu ifadeyi yapıyorsun. A ile B'nin toplamı sıfır olması için ne lazım? Sıfır artı sıfır gibi. Okey tomento. Harika. Yalnızca 3 C şıkkındadır. İşaretler keyfime bakar. 2 ile devam edelim. Sürtünme ile elektriklenen yarı çarpları farklı X ve Y cisimlerinden X cismi olay sonunda hangi olay? Bu olay sonunda. Sürtünme olayı sonunda artı Q ile yüklüdür. Buna göre höblüp lüp 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 yargılarından hangileri doğru olabilir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi X ve Y cisimlerimiz var arkadaşlar. Olay sonucunda olay mahalline ulaştığımızda bir baktık. X cismi arkadaşlar artı Q yüküyle yüklenmiş. Şimdi sürtünme ile elektriklenmede sevgili arkadaşlar nötr cisimler birbirine sürtüldüğünde iki cisim zıt yüklü olur ve zıt yüklenmiş halleri arkadaşlar birbirlerinin eşit olur. Yani yük miktarları eşit olur. Şu birincide konuştuğumuz üzere. Yani bu arkadaş artı Q ise bu arkadaş da eksi Q ile yüklenmiş olur. Konu kapanmış olur. Peki olay nedir arkadaşlar? Başlangıçta bunlar nötr değil mi? Nötr durumlar. Bu arkadaşın artı yüklenebilmesi için şunu asla unutma sevgili arkadaşım. Elektrikte elektronlar hareket eder. Yani negatif yükler.
Şimdi buradaki negatif yükler buraya geçer. Elektronlardır bunlar. Bu kısma geçer ki bu arkadaş artı olur. Yani X cismini düşün. Bak ilk başlangıçta böyledir. Nötr ne demek? Artılar ve eksiler birbirine eşittir. Artı yüklü demek sadece artılar var demek değildir. Bunu kafandan çıkar. En çok düşülen hata bu arkadaşlar. Eksi yüklü sadece eksilerden yüklü değildir. Bu arkadaşın artı yüklü olması demek artı yüklerin eksi yüklerden daha fazlası fazla olması anlamına gelir. Yani şuradan silersem bak artı yüklü olmuş oluyor bu arkadaş. Nereye gitti bu eksi? Ha işte bak buraya gitti. Bu eksiler buraya geçtiği için buradaki elektron negatif yükler sayısı arttı. Hop bak artı artı eksi 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 eksisi çoğaldı bunun. Bundan dolayı bu eksi yüklü oldu, bu artı yüklü oldu. Anlaştık değil mi bu konuda? Harika. Elektrostatiğin, elektriğin en trik noktası arkadaşlar eksi yükler hareket eder. Konu kapanmıştır nokta. Y'den X'e proton geçmiştir. Y'den X'e bak. Bunu bilmez isen burada artılar geçmiş, buraya eksi yapmış dersin ki proton mümkün değil. Artılar hareket edemez, çarpı yer. Kaldı ki arkadaşlar proton ve nötron nerede? Çekirdekte. Allah muhafaza. Çekirdekten böyle bir hareket olursa atom patlaması vesaire olur. Allah evlerden ırak yani. Bu aman hemen çarpıyı yapıştır buna. Hatta bir dua et. Allah'ım iyi ki öyle bir şey olmamış diye patlamamış. Y cismi eksi Q ile yüklenmiştir. Başta konuşmuştuk. Doğrudur. X'ten Y'ye elektron geçmiştir. Evet, negatif yükler elektronlar. Değil mi? Elektron geçiş olmuştur. 2 ve 3'ü işaretlersin. Allah'ım sana şükürler olsun. Hala yaşıyoruz. Sağlığımız yerinde dersin. 3 numara. Unutma, sağlıktan öte hiçbir şey yok dünyada arkadaşlar. Fiziği, matematiği anlasan da olur, anlamasan da. Ha anlasan cillop gibi olur. Dadından yenmez. Ama anlayamıyorsan bile çok üzülme. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. 3 diyor ki bana fotokopi makinesini anlatmış. Çok da güzel anlatmış arkadaşlar. Ben de bu sayede öğrenmiş oldum. Fotokopi makinelerinde üstü selenyum kaplı bir plaka bulunur. Kopyalama işlemi yaparken bu plaka yüklü hale getirilir. Plakayı yüklü hale getiriyor. Yani artı ya da eksi. Kopyalanacak sayfa bir ışık şeridine maruz bırakılır. Kopyaladığımız sayfanın beyaz ve siyah kısımları plakaya çarptığında plakada ışık alan bölgeler selenyumdan dolayı iletken hale gelir. Nefisiyim o. Beyazdan geçti değil mi? Siyah yerler yüklü olarak kalırlar. Beyazlardan geçti, siyahlardan geçmedi. Siyah yerler yüklü olarak kaldı. Bundan dolayı plakadaki yüklü bölgelerde kopyalanacak kağıdın görüntüsü ortaya çıkar. Çıktı şu an. Sonrasında ise toner tozu bu yüklü bölgeler tarafından çekilir. Bak. Toner tozları da yüklü demek ki arkadaşlar. Çekilir ve oluşan görüntü kopya kağıdına aktarılır. Hop sonra kurumasını beklersin. Nefis bir ayrıntı değil mi? Buna göre paratoner, fabrika bacaları ve elektrostatik boyama verilenlerden hangileri aynı prensiple çalışır? Sevgili arkadaşlar bunu bilmenizi çok beklemeyebiliriz yani. Yani ben de bilmiyordum açıkçası. Araştırınca yapıyoruz. Hangi prensip? Şimdi fabrika bacalarındaki filtreler de arkadaşlar elektrikle yüklenir. O zararlı maddeler, elektrik yüklü malzemeler arkadaşlar çekilir. Filtreler sayesinde bacadan deport edilir, atılır. Elektrostatik boyamalarda da arkadaşlar aracın kabortası elektrik yüklenir. Boyalar da elektrik yüklüdür. Zıt işaretli tabii ki. Sen boyayı püskürttüğünde kaborta zaten elektrikli ya, hop boyaları çeker arkadaşlar, yapışır. Ancak paratonerler öyle çalışmaz sevgili arkadaşlar. Paratoner dediğim yüksek bir bina vardır. Buraya çubuk dikersin. Yıldırım şimşek, yıldırım düşündü arkadaşlar. Binaya zarar vermesin diye şuradan alır bu elektriği. Sen buradan elektrikle gider gider hop toprağa bağlarsın. Biz buna bir başka deyişle topraklama da denir. İşte topraklamanın faydası arkadaşlar. Şu çok büyük yük binaya gelmeden o paratoner yardımıyla toprağa geçer. Bu başka bir çalışma prensibidir. 2 ve 3 dedik mi? Vallahi dedik. Edirne'yi işaretledik mi? İşaretledik. 4'e devam ediyor muyuz? Ediyoruz. 4 numara der ki 2R yarıçaplı yalıtkan nötr X küresi R yarıçaplı yalıtkan nötr Y küresine sürtüldüğünde bak birinciyle. Bunu her zaman söylüyorum. Yan yana koyuyorlar bu soruları. Helal olsun. Bunu edit eden kişileri buradan duyuyorlarsa beni tekrar
Tebrik ve takdir ediyorum. Belki bunu fark eden tek insan da ben olabilirim. Edit eden kişi de şu an gurur duyuyordur. Bu sayfaları düzenleyen kişiyi takdir ediyorum. Bütün kazanım kavrama testlerinde de böyle arkadaşlar. Gerçekten böyle benzer soruları yan yana getiriyorlar. Ya da ben mi dikkat ediyorum onu bilemiyorum. Y'den X'e elektronlar geçiyor. Y'den X'e. Evet. Buna göre X ve Y'nin son yükleri arasında hangisi olabilir? Arkadaşlar bak birinci de yaptığımızın aynısı. Ne olacak? Bak yarı çaplardan bağımsız. Yarı çaplardan bağımsız sürtüldüğünde, sürtünmeyle elektrikte ne dedi? Hop, pardon ya ikinci soruyu da bu. İkinci soruyla aynı şeyde. İkinci soruda konuşmuştuk bunu arkadaşlar. Az önce editöre söylediğim laflar hala geçerli. Böyle de tutturmuş olabilir yani. Ne dedi bana? Y'den X'e elektron geçmiş. Hop, buradan buraya elektron geçmiş. E sevgili arkadaşlar bak buradan buraya ikisi de başlangıçta nötr, nötrdü değil mi? Buradan buraya negatif elektronlar geçiyorsa bu arkadaş negatif elektronları kaybettiği için pozitif yüklü olur. Bu arkadaş da negatifleri aldığı için negatif elektron yüklü sayısı protondan daha fazla olduğu için negatif yüklü olur. Ve ne demiştik? Aynı yük miktarıyla. Yani bu eksi bu artı eksi Q artı Q eksi 4Q artı 4Q eksi 75Q eksi 75Q arkadaşlar böyle olmalı. Yük miktarları eşit olacak ama bu eksi bu artı olacak. Bakacağım hangisi uyuyor? Eksi artı bak Diyarbakır seçeneği uyuyor. Yük miktarları eşit ve zıt arkadaşlar. Yani zıttan daha ziyade X negatif, Y pozitif. Çünkü Y'den X'e elektron geçti. Diyarbakır. Sadece elektronlar hareket ediyor arkadaşlar. Negatifler bunu unutma. 5 diyor ki sırasıyla yarı çapları Rx, Ry yükleri artı 2Q, eksi 14Q olan iletken X ve Y küreleri birbirine dokundurulunda Y'den X'e eksi 11Q geçiyor. Güzel. Buna göre kürelerin yarıçaplarının Rx bölü Ry oranı nedir? Yine X'i ve Y'yi çizelim ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Dokunduktan sonra bak bu arkadaş. Şimdi buradan buraya eksi 9Q geçer ise bu artı 2Q idi. Ne olur burası arkadaşlar? Eksi 11Q geçti. Neredesin? Ha, şu kadar geçtiği için bu arkadaş eksi 9Q olur. Doğru mudur? Doğrudur öğretmenim. Ve arkadaşlar bak eksi 11'ini kaybetti. Bu arkadaş da eksi 3Q'ya düştü. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sakin. Bak işin triği de bu. Başlangıçta ortamda ne kadar var arkadaşlar? Şu ikisini toplarsan eksi 12Q değil mi? Sonuçta ne oldu? Bak topla yine eksi 12Q. Yani olup biten bu zaten. Başlangıçta ne kadar yük varsa sonda da o kadar yük olacak. Konu kapanmıştır. Hatta şurada da mesela nötr ya. Başlangıçta nötrdü bak. Sonuçta da nötr olacak. Artı eksi 4Q topla bunları nötr. Artı 75 eksi 75 topla 0 nötr yani. Başlangıçta ne kadar yük varsa ortamda sonuçta da o kadar olacak. Tamam peki ne demiştik arkadaşlar? Yarı çaplarıyla orantılı arkadaşlar paylaşır. Bak bu arkadaşın yükü bu arkadaşın kaç katı? 3 katı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu arkadaş 3R kadarsa bu arkadaş R kadardır. Biz bunu nasıl yapıyorduk normalde? Q1 artı Q2 bölü R1 artı R2'ye böl çarpı R1 ile çarp. Değil mi? Q1'i bulmak için yaptığımızda. Q1 sonu bulmak için. Yükleri topluyoruz. Yarı çaplara bölüyoruz. R1 ile çarpıyoruz. Bu yarı çaplarıyla doğru orantılı paylaşmıştır lafının matematikçesi bu. Ezberlemene gerek var mı? Bana sorarsan yok. Hiç ezberleme arkadaşım. Toplam yükü R'lere böl. Bak eksi 12Q'yu 4R'ye böl. Ne yapar? 3R yapar. Bunu R'yi 1 ile çarparsam, 1R ile çarparsam bak eksi 3Q. 3 ile çarparsam da 3'ü 9Q yapar. Değil mi? Ha, muhabbet bu yani. İlla formül isteyenler böyle düşünebilir. Ama en güzel aklında tutacağın şey yük miktarlarını yarı çaplarıyla doğru orantılı paylaşır. Eksi 9, eksi 3 ise bunlar 1'e 3 oranıdır. Konu kapanmıştır. Hatta şey de olabilir. Bu mesela 5R'ye
15R'de olabilirdi yani. Tamam? 15 santime 15 santim. 50 santime 150 santim gibi. 3 katı olsun da yeter. Rx bölü R'ye. Konu kapanmıştır. 3'ü işaretledik. Devam ediyor R6 ile. Yine arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şeylerden biri. Baştan beri diyoruz ya bak eksiler hareket eder. İyi dinleyin. 6. X cismi topraklanmış iletken nötr y çubuğuna yaklaştırıldı. Bak topraklanmış bu arkadaş yaklaşıyor. Yaklaştığında topraktan K ucuna elektronlar geçiyor. Sevgili arkadaşlar buradan elektronlar eksiler hop buraya doğru geçiyor. Neden geçiyor acaba? Düşünelim. Buna göre höblöp lüp 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 yargılarından hangidir? Arkadaşlar niye geçsin ki? Bu arkadaş başlangıçta nötr müydü? Nötrdü. Şu X hiç olmasa buradan buraya hiç elektrik geçmez. Çünkü topraklamanın amacı o zaten. Nötrlemektir. Demek ki bu arkadaş yaklaştırıldığında, K ucuna yaklaştırıldığında arkadaşlar artı yüklüymüş ki bu X küresi artı yüklüymüş ki topraktan buraya negatif yükler geçmiş ve bunu nötrlemeye çalışmış. Güzel. Ne diyor? X çizimi artı elektrikle yüklüdür. Doğru mu bu durumda? Doğrudur. Bu arkadaş artı yüklüymüş gibi durum olmuş. L ucu eksi işaretli olur. Şimdi sevgili arkadaşlar olup biten bu uçta. Bu arkadaş zaten nötrdü başlangıçta. Olup biten burada K ucuna ne elektronlar geçtiği için bizim L ucu arkadaşlar nötrlüğünü korur. Bu arkadaş doğru değildir. Ancak üçüncü duruma iyi dikkat et. Toprak bağlantısı kesilip, bak bunu kestim, bu gitti. X cismi uzaklaştırıldığında bu da gitti. K'den L'ye eksi yük geçer. Arkadaşlar bak bu arkadaş K, L bunları çarpılamasam da olur. Burası eksiydi, burası nötrdü ya. Şimdi bunlar olmadığı durumda tabii ki bu arkadaş şimdi kendini düzenlemeye değil mi? Bir balans haline geçmeye çalışacak. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar K'dan L'ye doğru elektron geçişi olur ki nötrü hop yükler eşit dağılmaya çalışsın. Çünkü bu artık başka bir maddenin cismin etkisi altında değildir. Tek başınadır. Dolayısıyla K'dan L'ye negatif yük geçer. 1 ve 3'ü C'de görüyor eşitliyor. 6 ile devam ediyorum. 6. soru daha geldi. Hiç mi problem çözmeyecektik? Şuradaki bak. Burada bu formülü verdim ya arkadaşlar. Formülsüz yarı çaplarıyla doğru orantılı dağıtmayı bilmenin faydasını göreceğiz şimdi. 5. soruya da gönderebilirim yani formül isteyenler. Formül isteyenler 5. soruya gidebilir. Bunu söyledim. Yarı çapı 2R K küresi önce R yarıçaplı M küresine daha sonra ise 4R yarıçaplı L küresine içten dokunduruluyor. Buna göre son durumda iletken KLM yük kürelerinin yükü ne olur? Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şu iki arkadaşa işlem yapalım. Bak toplam yük miktarına kadar eksi Q artı 10 Q. Toplamda artı 9 Q var değil mi? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşım bak bu artı 9 Q'yu 2R ve R'ye eşit paylaştır. Dediğim gibi bak mesela QK'yı bulmak için ne dedim? Hadi formülü yazayım ben dayanamadım. QK artı QM bölü RK artı RM çarpı RK olacak. QM'nin yükü de ki ben K ile ilgileniyorum. Yine bunun aynısını yazacağım. Çarpı RM olacaktı. Bak bu ne demek işte? Bu şu demek işte arkadaşlar. Bu 9 Q'yu yarı çaplarıyla doğru orantılı da kaç tane var? Bak 3 tane R var. 9 Q'yu 3'e böl. 3 Q. Bir tanesini bu alır, iki tanesini bu. Yani bu arkadaş şuraya kırmızıyla yazabilirim. 6 Q'yu alır. Bu arkadaş da artı 3 Q'yu alır. Anlaştık mı bu konuda? Anlaştık. Bak 9 Q'yu kardeş payı paylaştırdım. İkisinin toplamı 9 Q'ydu. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar normal şartlarda son olarak da bu arkadaşı 6 Q yüklenmiş oldu. Şu bu arkadaşa yükleyeceğim. Şimdi burada da 6 Q'yu arkadaşlar dışarıdan dokundursaydım bunlar
yine şurada yaptığımız hesap gibi dağılırlardı. Ancak içten dokundurduğumuzda sevgili arkadaşlar, bu içi boş kürelere dokundurduğumuzda içi boş olan tamamını alıyor arkadaşlar. Şu arkadaş tamamen nötr hale geliyor. K, L, M. M'nin işi bitti zaten. M artı 3 Q ile yüklendi. Şimdi arkadaşlar bu artı 6 Q bu da nötr halde ya. Heh. Tamamını bu arkadaş alıyor. Artı 6 Q olarak. Bu arkadaş nötr hale geliyor sevgili arkadaşlar. İçten dokundurduğumuz için. İçten dokundurduğumuz için. Dıştan dokundursaydık yine yarı çaplarıyla doğru orantılı olarak bu 6 Q'yu paylaşacaklardı. Aslında burada olup biten de arkadaşlar bu 6 Q bu nötr oluyor demesi de şu arkadaştan bu arkadaşa eksi 6 Q. Bunun nötrlemek üzere eksi 6 Q geçiyor. Eksi 6 Q buradan buraya transfer olduğu için dolayısıyla bu arkadaş da artı yüklenmiş oluyor. Netice itibariyle nötr artı 6 Q artı 3 Q olur. 3, 6 nötr. Bursa'dan bize göz kırpıyor. 8 numara gelsin o zaman. 8 numara da şöyle söylüyor. Pozitif yüklü x küresi. Hop, şunu anımsadım hemencecik. 6'yı anımsadım. Yalıtkan sapından tutularak yalıtkan ayak üzerinde duran nötr iletken y cismine şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Bakın dokunmayla elektriklenme başka arkadaşlar, yaklaştırmayla başka. Yaklaştırmalarda arkadaşlar yük geçişi olmaz. Bunu da asla ve asla unutma. Tamam mı? Yaklaştırmada. Yük geçişin olabilmesi için mutlaka ve mutlaka dokunmanın olması lazım. En azından arada bir elektrik telim vesaire olması lazım. Buna göre höbülöp lüp 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 yargılarından hangileri doğrudur? K ucundaki pozitif yükler L ucuna doğru hareket eder. Bak en baştan beri konuştuğumuz arkadaşlar pozitif yükler hareket etmez. Böyle bir ifade yok. Hani bir önceki ısı sıcaklık konusunda da X maddesinin ısısı artar falan gibi laf oluyordu. Maddenin ısısı olmaz. Pozitif yükler hareket etmez. Tamam, hareket eden negatif yüklerdir. Bu bizi baştan kaybetti. L ucundaki negatif yüklerin bir kısmı K ucuna doğru hareket eder. Heh, bunu söyle ciğerimize. Neden? Bu arkadaş artı geldi ya. Bu cisim üzerinde şuralarda eksilerin toparlanmasını sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki eksiler hop, L, K, L'den K'ya doğru hareket eder. Eksi yükler hareket eder. X küresinin yük miktarı arttırılırsa K ve L uçlarının yük miktarları da artar. Tabii ki sevgili arkadaşlar sen bunu ne kadar çok artı yaparsan burada o kadar çok eksi birikmesi olur. Dolayısıyla K'nın ve L'nin yük miktarları da buna göre artmış olur. Buradaki eksiler buraya geçince burası artı yüklenmiş gibi olur. Burası da eksi yüklenmiş gibi olur. 2 ve 3'ü işaretler. Keyfine bakarsın. Gelsin 9. soru. 9'da şöyle söylüyor. Sabitlenmiş özdeş xy cisimleri artı yüklü. Bu arkadaş artıymış arkadaşlar. Z cismini şekildeki gibi dengede tutmaktadır. Harika. Buna göre höbülöp lüp 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 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar dikkat edin. Kesinlikleyi arıyoruz şu an. Bakalım. Şimdi bu arkadaş artı. Bak bu bunu itmiş değil mi? Bu bunu itiyor. Bu da bunu sanki çekiyor. Gerçi biri bu bunu ittikten sonra bunu çekmesi fark etmiyor ama gel bakalım ise var. Matematikteki o mantık konularını işledik ya, mantıktaki iselere dikkat edin. Öncüllü. Eğer buysa bu, buysa bu, buysa bu. Kesinlikle kısmını oradan bakacağım. Diyor ki x cismi artı yüklü ise hemen bakıyorum. Bu arkadaş artı yüklü ise ne oldu? Bak bu artıysa bunu iter. Bunun eğer bunu isseydi arkadaşlar bu buraya giderdi. Şu arkadaş sola doğru meylettiği için hop hemen aparatlarımı çıkartıyorum. Bu arkadaş şöyle dururken bu arkadaşın buraya doğru gelebilmesi için bu arkadaşın öyle bir artı olması lazım ki arkadaşlar bunu şunun ittiğinden daha büyük bir kuvvetle itmesi lazım değil mi? Elektriksel kuvvet. Bu da artı. Eğer x cismi artı ise y cismi artı yüklüdür. Kesinlikle doğrudur. Bunun birin durumuna o şekilde baktık. Birinci şeyimiz buydu. İkinciye bakalım arkadaşlar. İkinci durumda x cismi eksi yüklüyse. Şimdi bu arkadaş eksi yüklüyse bu bunu zaten çeker. Değil mi? Bu bunu çeker zaten. Bu bunu çektiyse sevgili arkadaşlar y cismi de eksi yüklüdür.
Şimdi bu arkadaş eksi yüklü olsa bunu daha hızlı, daha kuvvetli çektiği için buraya gelmiş olabilir. Bu arkadaş artı da olabilir. Değil mi? Bak artı itmişti. Bu bunu zaten çekti. Bu bunu zaten çekti. Y'nin bu durumda arkadaşlar yükünün ne olduğu çok da önem kazanmadı. X eksi ise dediği için. Dolayısıyla bu arkadaşa çarpıyı kondurduk. Çünkü X eksi ise dedi bana. Üçüncü duruma bakıyorum. Üçüncü durumda da dedi ki sevgili arkadaşlar Y cismi eksi ise. Şimdi koşulumuz bu. Eksi ise bak bu eksi ise bu bunu çekecekti. Şu birincidekinin aynısı. Arkadaşlar bu bunu çekecekse ve bu arkadaş böyle giderdi. Böyle gidebilmesi için mutlaka ve mutlaka X cisminin Z'yi çekebilmesi lazım. Çekebilmesi için de ters işaretli olması lazım. Ve bunların arasındaki elektriksel kuvvetin çok daha fazla olması lazım. Ha yüklü çok fazla az kuvvet için bir şey söylemiyor ama negatif yüklü olması gerektiğini biliyorum. Y eksi ise X hayli hayli eksi olmalı. Harika. Üçü de işaretledik. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Kapı işi. 1 ve 3 işaretlenir. Diyarbakır'a göz kırpılır. 10 numarayla devam edilir. Hatta 10 numara da testin son sorusudur. Der ki 10 numara. Yine bak benzer. Artı eksiyi çekti. Eksi artıyı çekti gibi bir şey olacak. Ha, burada hep artı eksileri konuşuyoruz ama arkadaşlar şunu da unutmayalım. Bak işin içinde nötr var. Bak artı eksiyi bunlar çeker. Artı nötrü çeker. Eksi nötrü çeker. Bunu unutma. Tamam mı? Eksi eksi birbirlerini iter. Artı artı birbirlerini iter. Nötr nötrü bir şey yapmaz. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Artı ve eksiler nötrleri çeker. Böyle bir durumda bu görebiliriz yani. Nötrleri görmüşken bunları da hatırlayalım dedik. Der ki 10 numara, yalıtkan iplerle asılan KLM iletken kürelerin denge durumu aşağıda verilmiştir. Buna göre küreler için arkadaşlar eksi artı olabilir mi diyor. Doğru olabilir. Bir bakalım. Şimdi artı eksi birbirini çekti. Bunlar da birbirini itti. Gayet de mantıklı değil mi? Bak bunlar birbirlerini itti. Bunlar da birbirlerini çekti. Gayet doğru. Bu olabilir. 2 numaraya geldim. 2 numarada da diyor ki eksi nötr artı. Şimdi sevgili arkadaşlar olabilir dedi. Şimdi eksi artıyı çeker ama artı da nötrü çeker. Ha, ama olabilir diyor. Bunu daha kuvvetli çekmiş olabilir. Değil mi? Ha, ama olabilir diyor. Yani kesinlikle doğrudur demiyor. Değil mi? Olabilir, olabilir. Bunu daha kuvvetli çekmiştir. Ha, ama olabilir dedi. Olabilir dediği için bence olabilir bu. Doğru değil mi sevgili arkadaşlar? Değil mi? Bak artı nötrü çeker. Bu artı, pardon iki değil değil mi ya? Ha bu artı ya. İkisi de artı. Artı da çeker nötrü, artı nötrü de çeker. İkisi de birbirlerini çeker. Bu daha kuvvetli ama özdeş falan dedim ya. Denge durumları, özdeş, yükleri. Belki artı aynı yükler. Ha bu artı artı derken aynı artı yükler demiş olabilir. Tamam bunu o zaman kabul etmiyor olabiliriz. Çünkü cevap anahtarı bunu kabul etmemiş arkadaşlar. Yük miktarları söylenmemiş. Yük miktarlarını da eşit kabul edersek eğer. Değil mi? En azından bunu koymalıydı yani. Yük miktarları eşit ibaresi konmalıydı yani. Öyle söyleyelim. Tamam bu çarpıyı yedi. Bak diğer son durumda da arkadaşlar bu nötr. Bu arkadaş eksi, bu arkadaş eksi. Bak eksi eksiyi itmiş, eksi artı nötrü çekmiş. Gayet mantıklı olabilir. 1 ve 3 diyor hop. Nerede o 1 ve 3? 1 ve 3 Edirne şıkkında gözüküyor. Cevap anahtarına bakacağım ya. Bu cevap anahtarında farklı sanki ya. Bu birinci adım değil mi? Elektrostatik. Birinci adım 10E. Doğru 10E. Tamam. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Bir dakika. Artı eksi. Hala ben bu şeye takıldım ha. Değil mi? Aynen öyle.
Evet arkadaşlar, 1 ve 3 dedik, testi tamamladık. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizlere şu testleri de hatırlatmak istiyorum. Oynatma listeleri, bunların hepsine de bakmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.